Şimdi sizlere asansörle ilgili polislerin kullandığı bir taktiği göstereceğim. Çünkü bıçaklarla bıçağı çekmeliyiz. Dizilerde, filmlerde öyle gördüm. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle tehlikeli anlarda, acil durumlarda bir gün hayatınızı kurtarabilecek bilgileri paylaşacağım. Belki bu videoda olan bilgilerden bir tanesini kullanmak zorunda kalacaksınız ki umarım kullanmak zorunda kalmazsınız ve hayatınız kurtulacak. Dolayısıyla sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Hadi başlayalım. Kaçırılma olaylarının vazgeçilmezi şu plastik kelepçeler. Filmlerde, dizilerde görüyorsunuz. Kaçırıldıktan sonra insanları şu şekilde sıkıca bileklerinden bağlıyorlar ve bunları açması neredeyse imkansız. Bunlardan nasıl kurtulacağınızı biliyorum. Deneyelim mi? Deneyelim. Bu kapandığında karnınıza doğru hızlı bir şekilde güç alarak vuruyorsunuz. Tabii ki gücünüzü iyi ayarlamanız gerekiyor. Aksi takdirde bilekleriniz çok 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 acıyabilir. Bileklerime kadar acıyor. Nerede o hırsız? Şimdi sizlere asansörle ilgili polislerin kullandığı bir taktiği göstereceğim. Olası acil müdahalelerde, acil durumlarda. Gelin. Hani asansör olur olmadık yerlerde durur ya. Birinci kattan 8. kata çıkacaksınız ama her katta biri basmıştır. Artık deliriyorsunuz 8. kata çıkana kadar. Polisler acil bir durum olduğunda yukarı en hızlı şekilde çıkabilmek için bir taktik kullanıyorlarmış. O da şöyle. Asansör geldiğinde gideceğiniz kata basıyorsunuz ama basarken aynı zamanda kapıyı kapatma düğmesine elinizi çekmiyorsunuz gideceğiniz kata kadar. Ve bu sayede asansör hiçbir katta durmuyor. Diğer katlarda basılı olsa bile. Birinci ve zemin katta Ahmet ve Emir duruyor. -2'ye basıyorum, kapama düğmesine basılı tutuyorum. 1'de durmuyor. 0 zeminde de durmuyor. Ve -2. Parmağımı şimdi çekiyorum. Hadi. Acil müdahale gerekli Mustafa. Geliyoruz. Lütfen bunu bu videoyu izledikten sonra her yerde kullanmayın. Vücudumuzun %70'i sudan oluşuyor. Dolayısıyla suyun öneminden bahsetmeme gerek yok diye düşünüyorum. Şimdi yaz ayında bir grup arkadaş olarak biz kampa gitmiştik. Tecrübeli bir arkadaşım. Kirli sudan nasıl temiz su elde ederiz, nasıl içilebilir su elde ederiz onu göstermişti. Sizinle bunu paylaşmak istiyorum. İki tane kabımız var. Bir tanesi akıntıdan bulduğumuz kirli su. Biz bundan temiz su elde edeceğiz. Kaplarımızın arasına bağlantı olarak şöyle rulo peçeteden kopardığımız peçeteyi şu hale getiriyoruz. Zamanla buradaki su buraya geçecek. Tabii ki ortamına, hava koşullarına göre değişiyor ama bir insan maksimum 3 dakika nefes almadan durabilir, 3 gün susuz durabilir ve 3 hafta yemek yemeden durabilir. Bunu da dipnot olarak eklemiş olayım. 3 kuralı. Unutmayın. Sakız çiğnemek. Çok basit gelse de şu an kulağa, sandığımızın aksine ağız kokusunu gidermekten çok daha fazla işe yarıyor. Stresi azaltıyor, açlık hissini yok ediyor ve yorgunluğa karşı daha dirençli olmanızı sağlıyor. Hatta sakızı geçtim. Sakızın ambalajı bile doğada çok işinize yarayacak. Öncelikle şu kısımlarını kesiyorsunuz, şu iki kısmını. Bu kısmını da kesiyoruz. Zaten katlanmış kısımlar oralar. İkisini üst üste katlayıp ortasını olabildiğince inceltiyorsunuz ki tüm enerji o ince yerde toplansın diye. En sonunda şu hale alacak. Ortası çok ince. Buradan alevlenecek çünkü. Sonra şu iki kısmını, birini artı, birini de eksi kutuplarına gelecek şekilde parmağınızı tutuyorsunuz. Normalde vücuda batan küçük şeyler olabildiğince hızlı çıkartılmalıdır ama eğer bu büyük bir şeyse, atıyorum bir makastır, bıçak, ne bileyim bir baltadır, bir şeydir. Herhangi bir kesici alet. Balta çok mu şey oldu ya? Balta çok şey oldu şu an. Bunlar vücuttan kesinlikle çıkartılmamalıdır. Neden? Bunu da size hemen bir deneyle göstereceğim. Kalem poşet deneyiyle. Kesici aletler aslında şu anda kan kaybını durduruyor. Burada bir tampon görevi görüyor. Bu kesici aletleri acil yardım müdahale gelene kadar kesinlikle yaralıdan çıkartmayın. Bu da benim çok ilgimi çekmişti bu arada. Benim aklıma ilk şey geldi çünkü bıçaklarla bıçağı çekmeliyiz. İşte yaraya baskı uygulamalıyız, kan kaybı. Ya dizilerde, filmlerde öyle gördüm. Oldu ki iyi niyetinizle bilgisiz bir şekilde gidip yaralıya yardım etmek istediniz. O kesici aleti çıkarmak istediniz. Ne demiştik? Poşet, vücut, içindeki su, kan, kesici alet. Yani gördüğünüz üzere olacak olan bu. Kanı durduramıyorsunuz. Oldu ki yolunuzu kaybettiniz ve pusulanız yok. Ne yapacaksınız? Oldu ki pusulamı da kaybettim. Telefonumu kaybettim. Yani yönümü bulabileceğim hiçbir şey yok. Bir su birikintisi buluyorsunuz doğada. Doğadan bulduğunuz bir yaprağı su birikintisinin üzerine bırakıyorsunuz. İğne veya artık metal benzeri bir parçayı üstünüze sürterek elektriklendiriyorsunuz. Ve iğneyi yaprağın üzerine bırakıyorsunuz. İnce ucu nereye bakarsa orası kuzeyi gösterecek. Dönüyor şu an bak.
Telefondan hangi yönü gösteriyor şu an pusula? Buraya doğru değil mi? Aynen şu anda da öyle. Kuzey. Bence gayet güzel. En başında da söylediğim gibi umarım bu bilgileri kullanmak zorunda kalmazsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.